Yok baba, çok gereksiz. Hikaye örgüsü o kadar iyi değil. Ben gerçekten zor dayanıyorum oyuna, zor. Grafikler ne? Nasıl bu sistemde? Olmamış, olmamış. Selamlar. Starfield'e tutunmaya çalışıyorum ben. Niye abi? Starfield çok da beni cezbetmedi. Yani çok kaliteli bir oyun deneyimi sunmamıştı. İlk oynadığımda şimdi bakalım devam ettirelim. Bir görev almıştık. Onu yapalım. Biraz daha oyunun içine girmeye çalışalım. Bakalım girebileceğiz mi? Yapay zeka çok kötü. Oyun kalitesi bence iyi değil. Bakacağız şimdi. Evet, şurada. Şuraya gitti de bize. Bakalım orada ne olacak. Biyonosfer. Tamam, aldık. Onu şimdi az önce konuştuğumuz adama götüreceğiz. Ya bak şu ne eskiden ne zaman nerede vardı değil mi? Bak şu hareket bak. Şu anda oksijenimiz birazcık kalmadı da bak şimdi. Bak. Şöyle bir yürüyüş var mı abi? Tak duruyor. Tak duruyor. Ta şey zamandan kalma abi bu. İlk Doom, Duke Nukem. O zamanlardan kalma. Bu ne aga? İşte oyunu tutunmaya çalışıyoruz. Bakalım göreceğiz abi yani. Çok kötü. Starfield bilgisayarlar kaldırmadığı için diyor yapımcısı. Düşük FPS alıyorsunuz. Arkadaş adamda yani ile herkes 4090 mı alacak? Ve yapay zekayı adamlar bilerek kötü yaptığını söylüyor. Yani bir yapay zeka çok kötü ama adamlar da bilerek bunu kötü yaptığını söylüyor. Niye? Çünkü bizi daha rahat adam vurulum değilmiş. Evet tamam, bunu da aldık. Eğer bir tane daha biyonosferi verirse bana, ben gömmeye başlayacağım. Oyunun kurgusunun kötülüğünü görüyor musun? 3 tane, 2 tane biyonosfer topladık. Üçüncüyü de alıyorsak çok saçma. Al ver kardeşim bana bir tane biyonosfer iste, tamam mı? O adam biyonosfer istedi benden. Bir tane alayım götüreyim. Yani bana 3 tane birden, bir mantığı yok abi. Yani hikayenin kurgusu anlamında, hikayenin gelişimi anlamında bana katacağı bir şey yok. Şu yürüyüş nedir abi şu? Bak şöyle bir Half-Life grafiği yapıyorsun ama oyun kasıyor. Oğlum yumurta yumurta aramıyoruz yani. Kaybol evlat diyorum abi. Şu anda yumurtalarla falan uğraşamam. Baba ne yapacağız yani şimdi? Bu elemanda mı bizim görev? Neydi bizim görev penceremiz? Eski semt. Sarı'nın kontağı ile konuş. By the terror, by the terror, by the terror. I can't believe it. Is Ne diyorsun oğlum sen? it really, really Tapan ayran. Seni ucube benden uzak dur değilim mi? Ya bak şimdi şu konuşuma, tamam mı? Hikayenin şeyi adına bir şey de vermiyor aga. Ve hepsi böyle konuşuyor baba. Bayıyor yani bir yerden sonra. Abi hala bizi övüyor. Evet belki bu bir şeye gidecek. Bununla olan bir ilişkimiz artıyor, azalıyor, bir şey oluyor ama. Mesela konuşmayı kesebiliyor muyum ben? Yürü git. Evet indik, bakalım burada ne olacak. Şu abi şu motion'a bittim ya. Bu nasıl bir şey abi? Düklüken mi oynuyoruz? You're not Garl. Abi Sorry. yeni mi anladın abi? Dibine girdik Assume yani. Hani hikayeler boş gibi geliyor bana. Aynı anda sen de So I'm just trying to karbon look değil. O yüzden göze batmaya çalışıyorum. Tamam. Yardım ederim. Bu hayatta yardım... Çok sayıda sistemlerin az sayıda, çok sayıda gücün az sayıda sistemleri yönetebileceğini araştırmış. Tamam. The other person needs to monitor the system remotely. Evet abla, It's pretty tamam. simple, really, and relatively safe. Only a small chance of electrocution. Yardım edebilirim diyelim bakalım. Bir görev alalım, bir oyuna ısınmaya çalışıyorum abi. Yani ana görev mi bunu da bilmiyorum mesela. Ben niye bu görevi aldım? Bak, Assassin's Creed Odyssey kafasında. Evet. O çok beğendiğim bir oyun mesela benim. Fakat çekemiyor beni içine abi. Ve niye çekemiyor bilmiyorum ha. Evet abi ne yapacağız şimdi? Şu oklar, tamam mı? Okeyler bizim yaptığımız işler abi. Tamam mı? Yaptığımız görevler. Tamam, şu ağaç muhabbetini yapıyorduk abi biz. Şu ağaç muhabbetini yapalım. Bir şeyler topladık. Sonra başka bir yoldan geldi, bana gemine katılayım falan dedi. Ne ayaksınız oğlum siz? Ya bu mu yani abi, ağaç yetişip bir çocukla mı konuşacağız? Tamam abi okey. Biyonos var, yumurta değil. Evet. Tamam, onlardan görürsem haber veririm sana. Sen de yumurta bulursan bana söyle. Abi berbat. Ya şu grafiklerde bilgisayarın kasması nasıl bir mantık abi? Dağıtım merkezine olan deneyimlerinizde herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bize bildirin. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are.
I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Geçenlerde bir çocuktan yumurta aldım. O bana lazım. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. What is it? Tamam, çocuk ona gelip her gün bir şeyler satıyormuş. Bir şey değil, sadece geçen gün elime geçen oldular. Seni ilgilendirmez. Fark eder mi ki geri alamaz mıyım? I'm wondering why you come looking for it. Hassas bilimsel ekipman çok önemli. Oh, Venus, tamam. Shall we? Harç veriyoruz herhalde bir miktar. Pleasure doing business with you. Tamam, olur. Böyle şeyleri de gösteriyoruz ha, mekanları da gösteriyoruz. Niye loat yapıyorsun abi? Almost a lab assistant. What can I do for you? So you do. Ah. Wonderful. Tüm sensörleri topladık, herife verdik. Gemin biraz tamir ihtiyacı var. 10.000 lira. Tamam. Gemileri görme üzerinde değişiklik yapmayı isterim. Satılık kiminize bakayım. Nerede eşya satabilirim? Kim için üretim var? Bana burada şeyi öğretiyor işte abi. Neyi nereden alacağım? Ne yapacağım falan filan. Onları öğretiyor. Gemileri görmeye üzerinde değişiklik yapmak isterim. Satılık kiminize bakayım. Şu andaki en güzel bölüme geldim abi. Ama şunda da şöyle bir şey var. Baba ben bunu istediğim kadar yapayım. Tamam, senin sorunun abi. Seninle niye konuşacağız? Seninle öğreteceğim bize. Tamam, New Atlantis şehrindeyiz. Tamam. Doğru konuşuyor. Abi çık. Yani bana bunları niye konuşturuyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani şu barmenle görev ver abi. Bana o anda konuştur. Ama görevde bir şey değilsin. Ya beni uyar, tamam, bir ana hikaye konusunda beni bir dürt orada. Hani şu ana hikayede. Tamam, gidelim anasını satayım. Ya bak. Böyle görev olmaz aga yani. Ya Allah'ım yarabbim ya. Ya var ya, yani neydi? Şimdi şunu niye koyarsın be adam, bu görev? Bir de salak salak koridorlar, o kata çıkmak için 50 metre gidiyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Arkadaş yani 12 metre aşağıda. Bak şimdi görüyor musun, yani beni buraya çıkardı. Bir de sonra 12 metre aşağıda diyor. Bilgisayar gerekli. Bilgisayarı nereden alacağız? Şuradaki evden değil mi? Oraya nasıl ineceğiz? Şuraya gitmemiz lazım, tamam, ama yolu bulamıyoruz abi. Bak. Bunlarla uğraştırmasın abi oyuncuyu, tamam mı? Gideceğiz, başka bir tane daha açacağız. Şimdi bu görev mi yani? Her yerden görev çıkıyor. Görev inanılmaz. Hackleme yöntemine bak bak. Şöyle abi bu yani hani... Saraya bir şey olmuyor. Baksana bu enerjisini sürdüm. Bu ne varsa topladık. Adamın evine illegal girmiş olmadık mı biz şimdi? Hani yarın öbür gün bir sıkıntı yaşamayalım mı abi? Ne yaşayabilir miyiz abi? Dur, çıkışta kapatalım bizi ya. Aç abi. Oo, kapı animasyonları acayip teknolojik ya. 21 metre aşağı iniyoruz. Evet, bunu da indireceğiz. Bağlantı yerini sapla. Oldu mu şimdi? Bağlantı kutusunun yerini sapla. Oldu. Saptadık bunu abi. Daha bir aksiyon daha mı yapacağız yani? Bir şeyler daha mı var?
Tam bu şeyin üstünde gibi geliyor. Tamam, tam üstünde diyoruz. Buradan nasıl üste çıkacağız? Bilgisayar bile açılır. Geçen kablo kaplamanın içerisindeki 3 yıl önce düzenlemeye çalıştım. İkincisinde ağlamaya başladım. Üçüncü günde pes ettim. Her neyse, bağlantı kablosunu açmadan önce halletmen gereken birkaç ikinci şalter olmalı. Sanırım hatırlamıyorum ama tüm devreleri kapatana kadar anahtar açılmayacak gibi bir şey söylüyor. Bağlantı kutusu devre dışı bırak. Hani şu görev değil abi, tamam, ben böyle oyunu oynarken böyle bir şeyle karşılaşmak. Hani git o kutuyu abi bul, öbür bağlantı kutusunu tak, sonra şimdi bunu kapat gibi bir görevle karşılaşmak beni böyle vay be adam nasıl oyun yapmış ya, her yerden hikaye, her yerden bir şey fışkırıyor demiyorum ben abi. İğrelti oluyorum hatta. Bu ne abi? 9 tane şeye tıkladık. Bir metre burada gösteriyor. Kardeş oraya gidiyoruz işte yani. Sorunumuz ne abi? Yani çok güzel. Çok güzel yapmışlar oyunu. Oyun harika. Gerçekten ha bu burada bunları yapacağız değil mi? Bu mu? Tamam baba, ne yapacağım ben bunu be kardeşim? Yok baba, ben ya bug'a girdi oyun ya benim geri zekalım. Tamam okey, ne yapmam gerek aga? Saray. Saranın kontağıyla konuş. Oğlum Saranın kontağı nerede, bana onu söyle o zaman. Bak demin Sarı'nın kontağıyla konuş butonuna tıkladığımızda şurasını göstermiyordu bize abi. Bir hata var bence. Abi özgürüz biz. Öyle bir yere bağlanamayız. Biz özgür olup kendimiz takılacağız. Diyaloglarda ruh yok abi, anlatabiliyor muyum? Bak yok abi, yok. Diyaloglarda ruh yok. Hala seni işe alalım diyor. Biz kabul etmedik. Bak bir görev daha aldık. Görev mantığı da şöyle. Aldığınız tüm görevler buraya geliyor. Şunlar sanırım yan görevler, şu mavi çıkanlar. Şu da Starfield'ın ana görevi diye tahmin ediyorum ben. Öyle düşünüyorum. Abi direkt Chloe'ye gidelim. Hiç hani yan görevlerle uğraşacak zaten böyle fitri oldum oyuna. Yan görev yapacak kafalı değilim. Eski semt. Gidelim abi. Eski semte doğru gidiyoruz. Chloe'ye mi? Chloe'ye mı? Ne? Oraya gideceğiz. Uzay limanı gemimiz var. Şimdi mesela bu aradaki metro sahnesi şey olmuş hani, birazcık daha şehir havası, hani şehirde geziniyorsun kardeşim. Bak bu oyun gerçekten hani öyle role playing oyun, böyle şatır matır FPS tarzı bir oyun değil. Havası vermek için yapılmış ama bence gereksiz abi. Abi liman diye bir seçenek olsun, basayım haritaya çat diye limana gideyim ben, uzay gemisine gideyim. Uzay gemisini de sürmüyoruz ki abi. Hani uzayda sürmüyoruz uzay gemisini. Gezegenin oraya gidiyoruz. İniyoruz. Bu yani uzay gemisi dediğin şey. Ya da bir yerlerde dogfight yapıyoruz. Sıçra diyeceğiz. Tamam. Güzel. Hani uzay gemisi de sürmüyorsunuz baba. Bir şey yok. Moor adlı bir öncü arıyorum. Bayağıdır görmüyorum. Etrafa devreye mi gitti? O zaman beri dönmedi. Parası çok şeymiş herhalde. Borcu varmış buna. Tamam öde abi. Venüs'teymiş, tamam mı? Venüs'te olduğunu söylüyor. Oraya gideceğiz herhalde. Şimdi bak şunların tamam benim için angar ya. Yani 60 metre gemiye git. Yine bu insanların arasından geç. Adamla konuşuyorsun. Gemiye yürüyorsun. Gemiye biniyorsun. Kalk diyorsun. Uzay şeyini görüyorsun. Abi oyun... Tamam bak şu anda bir hikaye örgüsü beni merak ettirmedi değil ama şu arada yaptıklarımız çok gereksiz geliyor aga bana.
Tamam, yine gidiyoruz. Bak aynı şey. Yine gittik. Oturdum koltuğa. Tamam mı? Aynı animasyonlar. Bu sefer soldan gösterdiğimi sağdan gösterdi. Kalk işte dedim. Space'e basıldım. Işıklar mışıklar, lazer kalkanları, güç öbekleri, yok ışın iticileri, yönerge sistemleri. Hop kalktık. Atmosferden kendi çıktı. Hiçbir şey yaptı. Hani evet, şunu diyebilirsiniz ya kardeşim, uzaydasın nasıl diyeyim. Hani çok ciddi mesafeler bunlar ama hani o mesafe yedirilebilir. Tamam, bu şeyleri hiç çarpmadan geç diyor. Ve burada bir düşman varmış. Uyanırsa diyor sıkıntı yaşarız falan filan diyor. İki var hariç tüm sistemleri kapat ve düşman gemilerden olabildiğince uzak dur. Uydu işaretlerini etkinleştirebilmek için 500 metre yakından git. Dünyaya gidiyoruz şimdi de. Ben... Dur lan. Ya bu mu seyahat yani? Ay. Aydayız şu anda. Sara ile konuş. Burası ilk yıldızlar arası gemilerin yapıldığı yer. Yıldız dağları sonsuza dek çatışmasa da insanlar hala modüllerini kullanıyormuş. Bakalım öncü Mora o yıldız ağılığında. Yıldız dağında mı? Eseri bulmayı bir kenara bırak. Ben ayda yürümek istiyorum. Dünyada ne oldu, neden onu bıraktık? Bunlar hep eski tarih ama dünya atmosferi kaybettik. Uzayda süzülerek sönmeye başladı. İnsanlığın gezegeni tehlike etmesi için 50 yıl var. Birleşmiş Koloniler Devleti bu şekilde kuruldu. Ayrı yürümek istiyorum. Oğlum işimiz bittiğinde önce Mora'yı ve eseri bulmalıyız. Tamam abi, biz tarihi eser arıyoruz, tamam mı? Selamlar Kenneth'le. Tamam, güzel. Bak şimdi biraz oyun bir şey yaptı beni. Eseri bulmaya çalışıyoruz. Biz bu ilk başta koyduğumuz o enteresan şeyler var ya, onu bulmaya çalışıyoruz. Materyaller diyeyim ben, objeler, onları bulmaya çalışıyoruz. Tamam. Tamam, yağmalamışlar buraya abi, tamam mı? Ah! Dur bir saniye, ben... Adam bana ateş bile etmedi, ben dost sandım herife. Adam niye hala burada abi? Tam orada. Şöyle. Sağlığımız da kalmadı. Ulan hep silahların şarjörleri yok bende. Neyse, değişik silahlarla. Bu da yokmuş. Yine kesiciyle adam şey yapıyor bize. Sara öldürdü. Salağa bak. Patladı. Hadi sen git.
Ya her seferinde şunu yapmaktan sıkıldım aga. Bu mesafede etki etmiyor bizim şey.